Binbaşı, kızgınsın değil mi? Evet. Telafi etmek için yapabileceğin bir şey var mı? Olabilir. Ne olursa. Ne olursa. Ne olursa. Ne olursa. Demek senin gönlünü almak bu kadar kolay. Şansını zorlama. Pişman olursun. Kahkaha sesli. Sesler yanılmıyorsam sevgili annenle babanın odasından geliyor canım. Bundan önceki hayatında herhalde çok büyük iyilikler yapmış olmalısın. Allah da sana böyle altın kalpli bir eş vermiş. Görüyorsun ya, annenle babanın tekrar aralarını yapmaya çalışıyor. Hadi sen de git. Aralarına katıl, mutluluklarını paylaş. Bence fazla duygulanmamaya bak yenge. Allah korusun, gözyaşların turşulara damlarsa zehirlenirler. Hem zaten ilişkileri, ortamı, her şeyi bozmakta. Senin üstüne kimseyi tanımam. Hepimiz ağlayınca nasıl da susmuştu değil mi? Evet. Gözlerini dikip öylece bize bakmıştı. Yüzündeki o ifadeyi hala hatırlıyorum. Ertesi gün amcasının boğazı ağrımıştı o derece. Evet. Ona ilaç vermiştik. Gargara bile yapmıştı onunla. Hatırladın değil mi? Binbaşı. 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 Binbaşı.
Neler oluyor Paro? Ne ya da boşver. Bilmek bile istemiyorum. Merak etmiyorum. Benim merak ettiğim bir şey var. Neyi merak ediyorsun? Sabah yazdığın mektup. Aramızdaki sınırları silecek misin? Hangi sınır o? Al. Bilet. Balayı. Ne dedin? Balayı mı? Orası neresi? Orası bir yer değil. Evlenince karı koca birlikte tatile çıkılır. Baş başa. Birlikte zaman geçirmek ve mutlu anlar yaşamak için. Yakınlaşmak ve birbirini anlamak için. 4 saat sonra uçakta olacağız. Her şeyden uzakta. Parvati, gel gidelim buradan. Kısa bir süre için ya da birkaç gün için olsun. Benim seninle zaman geçirmeye ihtiyacım var. Bütün bu kaostan uzakta. Bu boğucu ortamdan uzakta. Benim tek istediğim sadece ikimizin olacağı bir yer. Beni istesen de bırakıp kaçamayacağım yer. Ben de gitmek istiyorum. Ama bugün değil. Zamanı gelince. Şimdi olmaz. Çünkü bugün sevgili annene kavuştun ya, gitmek istemezsin, öyle değil mi? Onunla ilişkiniz öyle güçlü ve derin ki istesen de kopamıyorsun tabii, değil mi? Binbaşı, beni bir kere dinle sen. Dinlemek istemiyorum. Sadece benimle oraya geleceğini söyle bana. Paro, lütfen. Beni anlamaya çalış. Ben bugüne kadar adeta yaşayan bir ölüydüm. Ama yeniden hayata döndüm. Büyük zorluklar çektim ama artık geçmişimle barışmaya başladım. Gel yepyeni bir sayfa açalım Paro. Birlikte. Ama sen beni desteklemek yerine o kadın için burada kalmak istiyorsun. Geçmişimi unuttum demekle öylece unutmuş olmuyorsun binbaşı. Geçmişin yaralarını saracaksın ki iyileşsinler. Ancak o zaman acın diner. O zaman gerçekten unutursun. Sen içinde sürekli acıyla yaşarken biz nasıl normal bir hayat sürebiliriz? Ve bugün normal bir hayatımız olmazsa geleceğimiz nasıl olur, düşünsene binbaşı. İşte tam da bu yüzden beni dinle. Bırak da ben her şeyi yoluna koyayım. Seninle ömür boyu birlikteyiz. Sen ve ben hiç ayrılmayacağız. Annem... Gel. Mala, o yıl her ne yaşadıysak, neyin nasıl olduğunu ikimiz de biliyoruz. Özür dilerim. Paylaştığınız mutlu anları araya girip bölmüş oldum ama önemli bir konu var. Sizden izin almam gerekiyor. Hatırlatırım, bu kızın bir kocası var. O evli bir kadın, biliyorsun. Ama şu anda senden başka hiçbir şey düşünemez hale geldi. Bana bozulma lütfen. Sana bir şey soracağım. Bu kez tatilin ne kadar sürecek? Yani ne kadarlığına kalmaya geldin? Hayatımızı mahvetme, huzurumuzu bozma planın tam olarak kaç gün sürecek? Tek bilmek istediğim bu.
Hiç olmazsa bu kez yıktıklarını daha hızlı toparlayabilirim. Önceden haberim olursa kendimi hazırlamış olurum, değil mi? Binbaşı. Hayır. Kızgın değilim. Üzülmüyorum da. Yine de sormaya hakkım var, öyle değil mi? Söyle. Evet, hadi devam edelim. Ne diyorduk? Eğer Paro'yu üzecek bir şey olursa onun yanında ben varım. Onunla ilgilenirim ama asıl babam için endişeleniyorum. Çünkü onu da toparlamam gerekecek. O yüzden lütfen söyler misin bu kez tam olarak ne yapmayı düşünüyorsun? Rudra. Yeter. Asıl ona söyle baba. Bizim de insan olduğumuzu artık anlaması lazım. İsteyince oynayacağı oyuncaklar değiliz biz. Sıkılınca fırlatıp atıp gidemez. 15 yıl önce de gitti değil mi? Sonra ne oldu? Döndü, ertesi gece yine kaçtı. Kim bilir karıma nasıl bir baskı yaptı ki onu eve geri kabul etmem için Paro bile bana ısrar etti. Şimdi de oturmuş eski fotoğraflara bakıyor ve her şeyin düzeleceğine inanıyor. Hiçbir şey... Bu yaşananların hiçbiri olmamış gibi. Madem bir şey olmadı, canım neden yanıyor? Ne istiyorsun? Bir ranavat olmaktan memnun değildin. Gittin bir tejavat oldun. Sonra tejavat olmak sıktı, dönüp tekrar ranavat olayım dedin. Senin gibi kadınlara ne denir biliyor musun? Sana söyledim. Yeter. Baba. Sen bana tokat mı attın? Şu kadın için. Baba, burada suçlu olan ben değilim o. Benim önümde bir daha annene kötü bir söz söylediğini duymayacağım. Ne dedin? Ne dedin sen? Annemi. Annemi. O bugün annem mi oldu? Ha? Peki. Bana 15 yıl önce söylediklerini unuttun mu? Hani güzel bir kadın ne eşine ne oğluna kimseye sadık olmazdı. Ne oldu? Ne oldu? 15 yıl boyunca beynimi yıkamak için söylediklerini unuttun mu baba? Hayır. Unutmadım tabii. Her şeyi hatırlıyorum. Yine de seninle aramızda bir fark var. Ben tamamını hatırlıyorum. Rudra. Rudra oğlum, sana bütün hikayeyi anlatacağım. Aradan 15 yıl geçti ama... O asla dönmeyecek. Bunu aklından çıkar. Gitti o. Yürü. Baba, gitmek istemiyorum. Baba, gitmek istemiyorum. Burada kalmak istiyorum. Senin gibi kadınlara ne denir? Eğer yaptığım şey için yanlış demeye geldiysen lütfen hiç zahmet etmem. Geri dön, çünkü ben doğru yaptım. Benim aşık olduğum Rudra karşımda gördüğüm Rudra değil. Aşık olduğum Rudra belki katıydı. Duygusuzdu. Taş kalpliydi. Ama doğruyla yanlışın farkını bilirdi. Ve bu onun belki de en güçlü özelliğiydi. O sırf beni değil, bütün çaresiz ve muhtaçları koruyup kollayan biriydi. Kadınlara pek iyi gözle bakmadığını iyi biliyorum tabii. Ama onlara ne kadar kızarsan kız, hep kendi içinde değer verir, gerektiğinde de kol kanat gerer ve saygı duyardı. Benim aşık olduğum Rudra başkaydı.
Benden nefret etmek yerine benim için kavga bile ederdi. Benim sevdiğim Rudra bir kadınla asla senin annenle konuştuğun şekilde... Annem falan değil o. Benim söyleyeceklerim daha bitmedi binbaşı. Bundan birkaç ay önce biriyle evlendim. Kendi kendime diyordum ki kocamla bir ömür birlikte olacağız. Ama daha evlendiğimiz günün ertesi sen kocamı gözümün önünde vurup öldürdün. Düğün belki sahteydi ama ben yine de dul kaldım. Harun! Evet binbaşı, duldum. Sonra ne oldu? O ölür ölmez başka bir adamla kaçmış olmadın mı? Evinde odasında kalmadın mı? Hatta nişanlısı olarak... Harun beni... yeter! Sonra yaptığım evliliğin gerçeğini öğrendim. Kocam sandığım o adam sadece benim değil, ülkemizin bile düşmanı çıktı değil mi? Ve sonra ben kocamı öldüren adama aşık oldum. Onunla evlilik hayalleri kurmaya başladım. Şimdi söyle bana binbaşı. Sen benim gibi kadınlara ne ad veriyorsun? O adam senin gerçek kocan değildi. Sen asla dul kalmadın. Sen sadece... Evet ama şimdi böyle. O zaman benden de nefret ediyordun. Demek o zamanlar beni de annenle aynı kefe... Bunu yapma. Kendini sakın bu şekilde küçük düşürme sakın. Senin hakkında asla böyle şeyler düşünmedim ben. Peki bugün ne oldu? Bugün o kötü sözleri nasıl söyleyebildin? Hem de seni dünyaya getiren, sana can veren kadın için. Hiç bana öyle bakma binbaşı. Annenin yaptığı yanlışta ona lafım yok tabii. Seni çok üzdüğü ortada. Hatta ben yaralarını senden bile iyi görüyorum. Ama yine de bu kadarına hakkın yok binbaşı. Annenle böyle konuşamazsın. Peki ne istiyorsun? Ayağına mı kapanayım? Evet. Kapan ve özür dile. Asla yapmam. Asla özür dilemem ondan. Peki. Canın nasıl istiyorsa öyle yap. Böyle öfke saçmaya devam et. Eğer bu şekilde de rahatlamazsan her yeri kır dök, evi dağıt. Her gün dayak. Öyle bir adamla aynı çatı altında yaşasaydı asla dayanamazdı. Yaşadığı bütün hayal kırıklıklarında sürekli eşini suçlayan bir adam. Duydun değil mi? Annen evi neden terk etti öğrendin. Binbaşı gerçeği öğrendikten sonra gerçek bile... Mi? Hangi gerçeği? Onun doğruları söylediğini malum. Onun için kolay tabii. Yalan da söyler, ihanet eder. Yalan söylemiyor. Sen de biliyorsun. Belki de baban bu yüzden onu alıp getirmemi istemiştir. Çünkü yaptıklarını... 15 yıl boyunca beni terk ettiği düşüncesiyle yaşadım. Hiçbirimizi umursamadı inancıyla. Ama şimdi geri dönmüş ve bunca yıldır babamın bana yalan söylediğini iddia ediyor. Bu doğru mu? Böyle bir gerçeği açıklamak sence 15 yıl sürer mi? Neden? Bunu ona sor. Sorsana. Buna sonuna kadar hakkın var. Ona hiçbir şey sormak istemiyorum. Neden soracakmışım? Hem sen kimin tarafındasın Paro? Benim mi yoksa o kadının mı? Evet belki beni doğurdu ama hayatımı da cehenneme çevirdi. Elbette senin tarafındayım. Hem senin hem de ailenin tarafında. Çünkü hepimiz aynı taraftayız. Bunu duyduğuma üzüldüm. Çünkü benim için... Ailem de hayatım da tamamen senden ibaret. Sadece sen. Başkası yok. Senin için böyle değilse... Binbaşı. Keşke olsaydı.